Artık yayının olayına gelelim. Ne olayı yayının? Ne olayı? Sevgililer günü yayını. Değil mi? Evet, sevgililer günü yayını abi. Şimdi ben bir tane konuya değinmek istiyorum burada. Onu da Burak'la otururken fark ettik. Şimdi anlatacağım şeyleri dört gözle dinleyip, dört kulakla dinleyip şey yapın abi. Gözden geçirin. Şimdi size öncelikle ilk sorum. Siz mesela bir dışarıda yemek yiyorsunuz. Garson geliyor, hesabı bırakıyor. Bahşiş veriyor musunuz abi garsona? Benimle ilgilendiyse veriyorum ben. Yani veriyor musunuz güzel bahşiş? Bir şey yapıyorsa. Bazen. Yani mesela kimler? Ama tanrım. Hani böyle 1-2 lira falan bırakmıyor musunuz abi? Chat trolleyen 4. ay evet demiş. Evet, chat trolleyen abi seni biliyorum, sen bırakıyorsun. Seni biliyorum zaten. Neyse, hayır diyen var, evet diyen var. Evet diyenler biraz daha böyle fazlalıkta. Şimdi mesela yani şundan bahsedecektik. Biz Burak'la konuştuk bunu. Mesela 3 TL... Ya tamam, eğilin, kedileri bir sal artık. Ama çok komik. Konuştuğumuz şeyi anlatıyorum, sen de dinle bak. Dinliyorum sana da anlatıyorum. Zaten, evet. Bahşiş bırakıyorsun ya 1-2 TL. Evet. Yayıncılıkta da aynı olaymış meğersem. Onu yeni fark ettim. Dedi aydınlanma yaşadım böyle. Yayıncılıkta da mesela adamlar geliyor sana 2 TL 3 TL donate atıyor ya. Evet. Bahşiş bırakıyor şey gibi böyle. Ekranı başına izliyor. Helal lan, eğlendirdin lan beni diyor. Ya da çok işte okeydi lan diyor. Al sana 3 TL bahşiş bırakıyorum diyor. Bahşiş, bağış, donate. Böyle böyle evrilmiş arkadaşlar. Doğru. Ya. Yani şimdi burada... Lan hayır, şimdi konu nereden açıldı ama, nereden açıldığını anlatıyorum konunun. Şimdi insanlar mesela bahşiş bırakıyor ya garsona, şeye bir şeye bahşiş veriyor. Yayıncılara da donate atılıyor ya. Bir tane şeyden açıldı konu galiba. Bu yayıncılara neden bağış atılıyor tarzında bir konudan çıktı. Bu yüzden herhalde dedik. Öyle mi sizce? Yani boş mu? Sen ne düşünüyorsun? Sen de bir şey söylesene. Soru soracağım dedin. Soru sormadım. Soru sordum. Şey soru işte bahşiş veriyor musunuz dedim. Ha bu muydu soru? Evet. Ha. Doğrudur kral. Yani Allah Allah. Bomboş bir şeydi gerçekten. Terra de Alien 2. ay hala bahşiş bırakmayan kekolar mı var yav demiş ve 3400 kişiye seslenmiş abi. 3400 kişiye adam seslenmiş. Sen? Ben bırakıyorum abi mesela ama şeyi bırakıyorum. Bazı garsonlar ne yapıyor biliyor musun? Ha. Atıyorum 20 TL, ne bileyim 23 TL falan tutmuş. 30 TL veriyorsun. Evet. Adam 7 TL'yi bir bozukluklarla getiren garsoncular var ya, onlara garsoncu bırakmıyorum. Hepsini tek garsonlara, garsonlara tek 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 hepsini topluyorum abi. 5 TL artı 2 TL bırakırsa 5 TL kağıt paramı alıp 2 TL'yi bırakırım ama. Garsoncular dedim, kusura bakmayın garson. Garsonlar yani. Ben şeyleri bırakıyorum ya. Gerçekten iyi ilgilendilerse, yemek hızlı geldiyse falan. Yemeğin hızlı gelmesiyle garsonun yemek, ne alakası hayır, var? Hayır, yemek hızlı geldiyse, adam ilgilenmişse masayla. Mesela bazıları, bazen gidiyoruz ya mesela bir yere. Geliyorlar, yarım saat birini çağırıyoruz, gelmiyor falan. Biri mal kitap oku diyor bana. Niye ki? Niye öyle diyor yani? Garsoncu kelime dedin diye mi? Kelime dağarcığı falan herhalde. Allah Allah. Ya bak chat! Hadi yatağa geçin artık, hadi öp. Bilmem ne, bunlar nasıl yorumlar Eylül? Bir şeyler tepki göster artık, oturuyorsun tepki, salak salak bak, ya. Bak gerizekalı, tepki gösterince Twitch chat'i bu. Sen tepki, neye tepki gösterirsen onlar onu daha fazla yapıyor. Bunu abi tepki gösteriyorum, ya. Bana niye abone olmuyorsunuz? Bana neden donate atmıyorsunuz ha? Tepki gösteriyorum o zaman. Madem öyle tepki gösterince yapıyorlar. Heh, evet doğru. Hayır niye öyle bir şey yok olmuyorsun? Eylül. Hadi bak, insanlara bak. Şey yap. Görüyor musun? Allah Allah. Teşekkür ederiz. Nickini okuyamadım çok çabuk. Yok birbirimize hediye almadık ya. Ben aldım Eylül'e. Ha, ben sana aldım. Ne? Planlarım buydu. Sen almadığını biliyordum. Ben yayında sana şimdi hediyeni vereceğim. Ya bak, sonra şimdi duyar kasacağım. Hayır bak şimdi böyle beni umutlandırıyor ve ben çok çabuk hemen hayır, sevinen bir insanım. Hayır ben şimdi arkadaşlar Eylül'e kesin hediyesini vereceğim. O bana almamış. Burak Eylül'ün hediyesini getirir misin abi? Ya bak umut vermeyin.
Ne umudu ya? Ben duyar kısacağım. Kızım sen bana almadın, ben sana nasıl aldım? Niye aldım yani sen bana almıyorsan? Ya işte Eylül. Aldım da ben. Aldın Sen mı? değiştirttirdin. Hayır sevgili... Hadi ver, nerede? Değiştirttirdin. Sevgililer günü 14 Şubat değil mi kızım? Bugün yani. Abi neden böyle tarz şeyler yazıyorsunuz chat? Ya güzel ha. Güzel ha. Eylül al. Sevgililer günü hediyen. Ne? Ne? Bir şey söyleyeceğim. Teşekkür ederim sevgilim, gel öpeyim. Ya. Gel öpeyim. Bunu 5 ay önce falan almıştı bu arada chat. Hatta 6 ay önce. Nasıl ya, ver bakayım. Arkadaşlar. Ulan Burak. Netlesin şu bir ya. Kaliteyi görün. Bakın. Çiçek abi. Buyur. Teşekkür ederim aşkım. Ya işte bizde böyle beyler. Bir çiçeği almadı. Bakın. Bir çiçeği çiçekçiden alıp 1 saat sonra, 2 saat sonra, 5-10 dakika sonra sevginizin eline verdiğiniz zaman bir ifade etmiyor ama bir çiçeği alıp 5-6 ay muhafaza edip kurutup sevgiyle besleyip kitabın arasında saklayıp vermeniz gerekiyor. Sen benim ben... yaptım. Ne oldu lan? Fenaydı kanka. Bak korktum amına koyayım. Ben de çok korktum. Ben fena etkilendim ya. Sen öyle mi yaptın? Ben öyle yaptım. Hayır. 6 ay önce verdin bana. Ondan sonra ben onu... Hayır. Chat. Evet. Chat. Çiçek ölmüş değil. Ben bilerek sevgiyle muhafaza edip kitabımın arasında kuruttum diyorum çiçeği amına koyayım. Kitap okumuyorsun diyen de az önce kitap oku diyene de kapak olsun. Ne? Kitabımın arasında kurutuyorum. Amına koduğum seni. Ya? Piç! Sen bana kitap oku diyorsun. Ben o kitabı çoktan bitirdim. Kitabın şey için kullanıyorum. Kurutmak için. Boş yapma mı? Oğlum ne boşu ya? Şimdi şöyle ki arkadaşlar. Birincisi uyumadım. Çok fena uykum var. İkincisi buradaki ışığı kapattığımız zaman normalde ben karanlık bir ortamda yayın yapardım ama... Direkt ışıklar ona vurduğu için güzel çıkıyor ama şimdi iki kişi olunca... Mesela buradan iki tane ışık burada ya direkt Kaan'a vuruyor. Ben bu sefer gölgede kalıyorum. Normalde çok güzeldir Eylül değil mi? Evet. Peki neden benim yakışıklılığımı ışıkların bana vurmasına vurdu, şey yaptın, bağladın? Yani ışıklar üstümde diye ne oluyor yani? Ya kes sesini. Sen hep yakışıklısın. Hayır. Sevgilim. Oo, tamam. Arka... Aa, yayındayız diye mi lan bunlar yoksa? Oha, yayındayız diye herhalde arkadaşlar. Çok şaşırdım şu an. Allah Allah. Ya bu kadar şaşırdım. Eylül saçını yapmış bugün diyorlar. Evet. Evet. Fön çektirmiş o da. Evet. İşte. Aa. Benim saçlarım kesti tamam mı adam? Makine başladı öp öp diye. Ha, evet. Saçlarım kesti adam. Fön çekmeye çalışıyor. Saçlarım o kadar ince ki. Böyle seyrek ki. Evet. Zor oluyor. Çekemiyor adam. Abi onları göstermemiz lazım. Ay yeni uyanmışlar lan, bir daha tiplere bak. Ay bunları getir arkadaşlar, fena bir şey göstereceğim bak. Abi yürüyelim. Sarmış. Ananı sikiyor. Gülme lan. Gülme. Hala anestezi etkisi altında. Getir şunları, getir ananı sikiyor. Şükrü'ye bak, ayakta ayak. Ay Allah aşkına götür bunları, göstermemiz lazım. Ay Burak getirsene oğlum, bak bunları kamerayla kayıt altına almamız lazım. Bir daha göremeyiz böyle bir şeyi. Ciddi misin ya? Evet getir getir oğlum, bu ne? Ana! Beyler şimdi manyak bir şey geliyor bak, izleyin. Abi ay, oğlum bayılmış hayvan amına koyayım. Sana kıyamam ben. Şükrü çok tatlı olmuşsun. Beyler Şükrü... Kıyamam, ben çok üzüldüm, ben bakamayacağım. Şükrü tıraş oldu arkadaşlar. Şükrücüğümüz tıraş oldu. Oğlum çok küçülmüş lan kedi. Evet. Oğlum küçükler ki zaten. Küçücük olmuş lan. Tıraş oldu reis. Reis o, ya. Ama şu çok komik olmamış mı? Fena kafası iyi hayvanın ya. Abi bu kedilerin kafası iyi şu an. Çünkü tıraş olurken kedileri anestezi yapıp çıkartıyorlar. Evet, uyutuyorlar yoksa, yani. Yoksa izin vermiyorlarmış şeye tıraş etmelerine. Ya, böyle şey gibi kesiyorlarmış. Yeni uyanmışlar, kafaları güzel böyle. Bir de tıraş olmuşlar, yürüyorlar şu an evde. Çok üzüldüm. Neye üzüldün ya? Ay bilmiyorum, Şükrü böyle değil ya normalde, çok şey enerjik.
Hayır ölmedi oğlum kedi. Kedi ölmedi. Şeyi Salih'e getir. Salih'e getir Allah aşkına. Salih'e bak. Ay kedi ölmedi, ölmedi. Lan salak mısınız? Ölmedi, yaşıyor hayvan amına koyayım. Bak, şu an yeni uyanmış işte. Sadece. Aynen, yürüyor şu an. Yeni uyandırmışlar kediyi. Salih oğlum şey gözüküyor lan. Olmuş. Bunların pipisi gözüküyor Burak. Nasıl? Yok o şeyi taşa ben. Abi ölü Salih geldi. Ölü Salih. Bu babasıydı diğerinin. Ölü Salih arkadaşlar. Ölmüş amına koyayım. Oğlum çok iyi lan kedi. Ya yapma tamam ver bana ben seveyim onu. Abi üstüne çok iyi amına koyayım. Üstüne işeyebilirdik. Evet. Ay o zaman ne istemiyorum. Nasıl işeyebilir ya? Anestezi etkisi altında ya tuvalete gelirse salar ki direkt. Evet. Düşürmez tuvalete gitmeyi akıl edemez. Ya tamam tamam. Uyuyor uyuyor. Ay kıyamam ya çok şu an tamam. Şey kucağımıza niye almıyoruz işer diye mi işte? Evet. Alıyor ben alıyorum bak sıkıntı yok işerse işesin ne olacak? Hey bakalım. Alıyorum abi. Ya sizin yatağın üstüne bırakıyor mu bunları? Bizim yatağın üstüne niye bırakıyorsun? Ya lütfen ya. Orada uyusunlar belki. Hayır hayır işemesinler yatağı. Evet abi. Geçen sefer içemişti zaten. Abi lol geçeceğim ama sevgililer ya. Günüsü özel yayın gelmem keyfisinden lazım. Sonra. Ne? Gelmem lazım Eylül. Ne oldu ya? Ay ben gelemem oğlum. Fotoğrafını çeksene Eylül yayında göstereyim. Ya, gelmen lazım bak. Böyle bir şeyi hayatında bir kere görürsün. Bak. Tamam al foto çek foto. Foto çek foto çek. Ben çok süperim. Abi şu an niye burada böyle şeyler oluyor ya? Bakayım. Ya size kıyamam ben ya. Size bakayım hadi ya. Hadi. Arkadaşlar hazır mısınız? Abi hazır mısınız? Ay uyandım. Abi hazır mısınız ya? Lütfen hazır olduğunuzu söyleyin. Bak. Gösteriyorum. Açıldıracağım. Ya kıyamam sana. Sana ben kıyamam ya. Ha, hayvan ya. Ölmüş abi. Ayakta mı uyuyorsunuz be? Şimdi ayakta mı uyuyorsunuz kafasını be? Çevirdi böyle yatıyor şimdi de. Bacakları yukarıda kendisi böyle yatıyor. Burnunun abi. Üstünde burnunun... anıda kalkmış uyuyor orada. Hala mı öyle yatıyor peki? Oo. Oh, oh, oh.